Avrupa'da güvenin ve kalitenin simgesi Baklet'in sunduğu Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin. Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Tat kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin. Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Tat kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin. Her an seni yanımda, ruhumda duyuyorum. Aşkından sarhoşum ben, çılgınca seviyorum. Her an seni yanımda, ruhumda duyuyorum. Aşkından sarhoşum ben, çılgınca seviyorum. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin. Bırakamam seni ben, yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin. Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Tat kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin. Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Tat kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin. Her an seni aşkından sarhoşum ben, çılgınca seviyorum. Her an seni yanımda, ruhumda duyuyorum. Aşkından sarhoşum ben, çılgınca dakika yine öyle kaçmak yok. Yok, kaçmıyorum. Çılgınca kimi seviyorsun? Kimseyi sevmiyorum ya. Kimseyi sevmiyorsun? Yok yok, kimse yok. Kimseyi derken ben tabii sadece karşı cins olarak sordum. Kimseyi sevmiyorum dediğin zaman burada bittim. Karşı cins olarak kimseyi sevmiyorum. Kimseyi sevmiyorsun, evet. Peki. Gelmiyor mu böyle bu hayranlık, çok geniş bir hayran kitlen var. Dolayısıyla sana İşte mesajlarla ya da internet aracılığıyla tabii çok oluyor. Tanışmak isteyenler falan var. Bayağı var. Bayağı var diyorsun. Evet. Yaş kaç Utku? Yaş 24, 25'e gireceğiz 24 inşallah. 24 yaşındasın. Hı-hı. Ve diyorsun ki ben bir süre daha bekar götüreceğim. Bekar sürdürelim biraz daha. Peki. Böyle güzel. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Evet sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 gün devam ediyor. Televizyonunu yeni açanlar için hemen bir hatırlatmada bulunayım.
biraz önce işte şarkısında canlı performansı izlediğiniz popstar Utku konuğumuz. Ve bu pazar özel programımızda özellikle ekonomik açıdan zor durumda olanlar, hatta şufalı olanlarla ilgili önemli açıklamalar var. Bu durumda olan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız Almanya'da konut sahibi olabilir mi sorusunun yanıtlarını arıyoruz ve bu nedenle de DEVA BAU Genossenschaft Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Güner Çakıroğlu konuğumuz. Bu arada Rister Rente, yani ikinci emeklilik konusunda da Sayın Cafer Cebe bir uzman olarak geldi. Bu konuda önemli bilgiler verdi. İlk bölümdeydi. Ama biz diyoruz ki kaçıranlar varsa üzülmesinler. Çünkü Avrupa'da 7 günün sitesi açıldı. www.avrupada7gun.com. 7'yi yalnız rakamla yazıyorsunuz. Sitemizi tanıtan VTR'mizde ilerleyen dakikalarda vereceğim. Programımızın o bölümlerini, istedikleri bölümleri izleyicilerimiz siteden de izleyebilirler tekrar. Ve ben hemen Güner Çakıroğlu'na dönüyorum. Ve diyorum ki Güner Bey, şimdi Rister Rente konusunu konuştuk. DEVA'ya da bu konuda insanlar başvurabilirler. Siz diyorsunuz ki bir aracı kurum olarak biz devlet güvencesinde Rister Rente işlemlerini de yapıyoruz demiştiniz. O arada rica ediyorum arkadaşlarımız telefonları getirsinler. Ben de anons edeyim ki sorusu olan çok sayıda telefon gelmiş. Sorusu olanlar varsa ki sorular geldi. O sorular da alınıyor. O soruları da bir yandan yanıtlayalım. Evet sevgili izleyiciler, her iki konuda soru sormak isteyenler Stuttgart'taki 0711 997 64 300 ve Köln'deki 0221 788 04 100 nolu telefonları şu anda arayabilirler. Ekipler orada telefon başında bekliyorlar. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Canlı yayında da bunları yanıtlarını alacaksınız. Evet, şimdi bir örnek vereyim. Ali Osmanoğlu. Evet. Yani böyle bir isim vardır yoktur onu bilemem evet. De. Şufalı, kredi alamıyor. İstediği yerde oturamıyor. Ve malum Almanya'daki bazı son gelişmeler, bazı konut, büyük konut şirketleri özellikle Türklere ev vermeme konusunda, hatta birinci ağızdan profesör titıllı, şimdi onu da ismini vermek istemiyorum, açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla konut satın almak gerçekten son derece en iyi yol diyelim. Son derece iyi bir yol derken en iyi yol. Çünkü insanlar istediği kendi konutunda ileride sahibi olmak kaydıyla oturabilecekler. Şimdi DEVA olarak size Ali Osmanoğlu isimli vatandaş geldi. Ben şufalıyım dedi ama bir yandan da konut sahibi olmak istiyorum, kira öder gibi. Ne yapması gerekiyor? Baştan itibaren anlatır mısınız? Şimdi şöyle, biz DEVA olarak da geldiği gün bir işlemi yapmamız için ilk önce bize üye olması gerekiyor. Yani Genossenschaft'ın zaten mantığında da bu var. Bize kendisi üye olacak. Belli bir üyelik aidatımız var. Bunlar eğer 24 ay içinde böyle bir şey düşünüyorsa 78 oyla, bir sene içinde düşünüyorsa 154 oyla. Bunun yanında daha da uzun vadeli, yani ben bir ev aldım zaten evimde vardı diyenler de 50 oyla bize bir ek olaraktan bu şekilde bir üyelik aidatı ödeyebilir. Bu aidatlarını bize bir üye oldukları aidat ödeyenler 8 yıl sonra devletin bize vermiş olduğu primle birlikte ister ev alsın ister ev almasın o parasını geri alıyor. Bizden ev almış olsa bile alıyor. Çünkü devlet diyor ki bu vatandaşımızın çocuğunun sünneti olur, sosyal bir yaşantısında her 8 senede bir bu parasını kullansın diyor. Bize gelip üye olduktan sonra 2 yıl sonra 78 oy ödeyen bir vatandaşımız istediği bir yerden kendi sosyal yapısına göre devletin de sosyal yapı içerisindeki vermiş olduğu kurallara uyaraktan biz ona kendi bulduğu bir yerden dairesini alıyoruz. Çünkü neden? O kurallar derken örneğin 3 çocukluysa oda sayısı bellidir. Tabii. Ya da sadece karı kocaysa ya da yalnızsa yani belli minimum oda sayısını tutturması gerekiyor değil mi? Çünkü Fatih Bey, burada şöyle bir durum var. Almanya'da eğer vatandaşımızın maddi durumunda düşüklük olursa, demin Cafer Bey'in dediği gibi, aradaki farkı devlet kira yardım olaraktan ödüyor. Bizim hiçbir çekincemiz olmuyor çünkü o müşteriyi o eve aldığımız zaman biz kirası ödediği miktarda zaten ona daire alıyoruz. Evet. Bunu bu şekilde zaten ona zaten açıklıyoruz. Çünkü ne olursa olsun karanlık bir günde kendisinin kira ödemeyecek bir durumda olması
onu zor duruma düşürmesin diye sosyal yapısına göre 4 çocuğu varsa 4 çocuklu bir ailenin oturacağı bir daireyi almak, 2 çocuğu varsa 2 çocuklu bir ailenin oturacağı bir daireyi almak kendisine tavsiye ediyorum. Artı gelirine göre de orantılı olarak tabii bunun önemlisi. Evet. Şimdi size geldi işte...